Süleyman Atalay mecliste yeminle davet edilmedi. Yani hakkında anayasanın ilgili hükümleri özellikle 88 uygulanmış olsaydı bugün aramızda olacaktı. Kendi mensup olduğu, başkan olduğu parlamentonun milletvekilinin anayasal haklarını mücadelesini verme noktasında bugün gereğini yapmak zorunda. Bugün meclis neden hani yeni bir anayasa değişikliğini biliyorsunuz çok bir yıl boyunca hep dile getirdi. Ancak anayasayı uygulamayan, anayasanın amir hükümlerine rağmen kendi milletvekilinin mensup olduğu parlamentonun parlamenterin hakkının, hukukunun gereğini yerine getirilmediği bir dönemde yeni anayasayı niçin yapacağız? Bir yeni anayasa nasıl yapılmalı? Yeni anayasa, her anayasa değişikliği, iktidar 2002'den bu yana toplamda 21 kez anayasa değişmiş, 14 anayasa değişikliği mevcut iktidar döneminde olmuş. Bu değişikliklerden muratları neydi? Her defasında Recep Tayyip Erdoğan'a ve iktidara onun daha çok iktidarda kalacağı, işte içinde bulundukları açmazdan onları kurtararak yeniden iktidara taşımak için önünü açan bir anayasa değişikliğiydi. Artık millet Recep Tayyip Erdoğan'ın ya da AKP'nin batmakta olan, bataklıkta çırpınan AKP iktidarını ve Recep Tayyip Erdoğan'ı kurtarmaya teşne bir anayasa değişikliğini kabul etmiyor. Eğer bir anayasa değişikliği yapacaksa ve millet sözleşmesinden bahsetti Sayın Meclis Başkanı, bir millet sözleşmesi olacaksa yeni anayasa değişikliğinin demokratik parlamenter sisteme dönüşün anayasa değişikliği olması lazım ki millet de iktidarın nedamet getirdiğini ve halkın dinleyerek milletin düşüncelerine, millete taleplerine uygun bir anayasa değişikliği hayata geçireceğine inansın. Başka onda meclis başkan divan toplantısı var. Bize de gündem geldi. Gündem uyarınca işte meclis hesaplarının denetim raporları görüşülecek ve 2025-2026 bütçesi görüşülecek meclisin. Buna ilişkin bir toplantı olarak gündem bize ifade edildi. Tabii ki biz de denetim anlamında meclisin hesaplarının, meclisin iş denetiminin görüşmelerini orada tartışmalarını yapacağız. Ne olmuş, ne bitmiş, mecliste neler olmuş? Özellikle hesaplar ve meclis çalışmaları anlamında bunu değerlendireceğiz. Tabii ki meclis bütçesi de görüşülecek. Meclis bütçesi görüşülürken de bizim de taleplerimiz ve önerilerimiz olacak meclis başkanına. Gündem bu şekilde olacak. Tabii divan toplantısının bu dönem başka bir özelliğinin daha olması gerekiyor. Çünkü meclis son kapanışında parlamentonun saygınlığına hiç yakışmayan, parlamenterlerin saygınlığına hiç yakışmayan bir şekilde ve mecliste kan bulaştı. Meclis genel kuruluna kan bulaşarak kapandı. Bunun için neler yapılmalı? Bunu önleyebilmenin yolu yöntemi ne olmalı? İşte bunları konuşmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü sokakta şiddet döngüsünün arttığı, şiddet sarmalının giderek büyüdüğü bir ülkede en azından milletvekillerinin ve parlamentonun şiddetsiz bir toplum için bir önderlik yapması, örnek teşkil etmesi gerekir. Ama gördüğümüz o ki son kapanış parlamento toplantısında, genel kurulunda maalesef böyle bir örnek teşkil etmedi. Tabii cezasızlığın da bu sürece çok ciddi tetikleyici rol oynadığını ifade etmek isterim. Meclis iş düzenini korumaktan, meclisteki bu iç saygınlığı ve iç huzuru, iç denetimi sağlaması gereken idari amire eğer şiddet uyguluyorsa ve bu cezasızlıkla ya da cezasız diyebileceğimiz düşük profilli bir yöntemle cezalandırılıyorsa o zaman bunu da bu divanda konuşmak ve bunun içinde bir önleyici, en azından niyet belirten bir divanın kararını hayata geçirmek gerekir diye düşünüyorum. Aslında hani Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yetkisini hayata geçiren Sayıştay raporlarına baktığımız zaman denetlenen ve Sayıştay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemesini yaptığı kurumların %59'u kendi mali tablolarını sunmamış. Yani bu nasıl denetim olacak? Yani gelir giderlerini denetlemekle, meclis adına denetlemekle yükümlü olan Sayıştay, denetlediği kurumlardan %59'u mali tablolarını sunmamışlar. Yani böyle bir kuşa dönmüş bir Sayıştay raporu karşısında aslında hani meclis başkanlık divanının da kendi adına denetim yapan Sayıştay'ın bu denetim kuşa dönmüş, artık kese kese, kırpa kırpa içerisinde bir denetim raporu olmaktan çıkmış olan bir
denetim anlayışını da konuşması ve üzerinde çalışması gerekir diye düşünüyorum.